Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün birazcık Amazon'dan bahsedeceğim. Buraya geldikten sonra ben birazcık da Amazon'a odaklandım. Ne yapılabilir, ne satılabilir falan, ürün bulmaydı, bilmem neydi ya da işte herhangi bir ürünü buldun koydun satılıyor mu? İşte kargoya nasıl veriliyor? Ne yapılıyor falan, bunları aslında biraz araştırdım. Son zamanlarda da bununla alakalı sorular gelmeye başladı. Özellikle birkaç kere soru sormuştum Telegram'dan falan, bu yönde sorular geliyor. Ben önce şunu merak ettim. Tabii ürün bulmak, ürün ayarlamak, bunlar kolay işler değil. Zor yani bunlar gerçekten de. Ben önce dedim ki, hatta bir arkadaşla beraber yaptık buradan. Kendisiyle beraber denedik. Hani dedik ki ürün alalım. Amazon'dan bir seller center açalım. Ürün bakalım açılıyor mu açılmıyor mu. Türkiye'de mesela daha zormuş. Daha işte mağaza açmak falan kolay olmuyormuş. Burada bir deneyelim falan dedik. Burada adres teyidiniz varsa çok basit bir şekilde şey yapıyorsunuz. Adresiniz, adres proof varsa çok basit bir şekilde üye oluyorsunuz. 24 saatte falan onaylanıyor. Yani birazcık bilmeyenler için birazcık temelden anlatacağım. Bir bireysel hesap var, bir profesyonel hesap var. Profesyonel hesapta şey var, aylık 30 pound falan para kesiyor. Bireysel hesapta kesmiyor ama bireysel hesabında ona göre problemleri var. Kargo ücretiyle oynayamıyorsun falan, bunun gibi. Bunu denedim. 2-2,5 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde 100'den fazla ürün gönderdim. IKEA'dan bir şeyler aldık, onları kontrol ettik. Biraz da kırtasiye malzemesi denedim. Tabii bunlar şey değil, öyle ya bu ürün belki satar deyip pat diye koyup denedim ya da denediğimiz ürünler değildi. İşte bu Amazon'daki Jungle Squad, diğerinin adı neydi ya unuttum şimdi, gibi tool'ları şey yaptık. Onlardan faydalanarak hangi ürün gider, hangi ürün gitmez şeklinde rakamlara baktık açıkçası birazcık. Ona göre biz de bu ürünü alabiliriz yorumunu yaptık. Ufak tefek ürün aldık, küçük falan. İlk ürünü Almanya'ya sattım. Şimdi şeyler ortak olduğu için, gerçi bilmiyorum. Şu anda İngiltere Brexit mevzusundan dolayı diğer ülkelerden ayrılacak. Tam yanılmıyorsam Aralık'tan sonra sistem değişecek tamamen. Artık Amazon UK'den işte Hollanda'ya, Almanya'ya ürün satılamayabilir. Ya da satılırsa artık ona göre bir ücretlendirmesi çıkabilir. Biz aldık ürünü. Ben işte normal klasik, zaten çok fazla yer kaplamıyordu. Eve stokladım. Zaten çok fazla değildi zaten dediğim gibi. Koydum, bekledim. İşte dediğim gibi önce Almanya'ya satış yaptık. Burada iki mevzu var. Birincisi, siparişe göre kargo firması değişiyor. Eğer ürününüz küçükse, atıyorum bir zarfa sığacak kadar falan, böyle ince bir şeyse Royal Mail ile beraber gönderebiliyorsunuz. Royal Mail'de işte bütün post ofislerden yani gönderebiliyorsunuz. Ancak eğer ürününüz biraz daha büyükse o zaman da Hermes'le birlikte gönderebiliyorsunuz. Hermes'te yani buradaki mevzu şöyle, Hermes bazı böyle bakkal gibi yerlerde anlaşıyor. O noktalara gidip, o noktalardan hani gidip benim ürünüm bu deyip verebiliyorsunuz. Bundan yana bir problem olmuyor. Tabii burada ürün maliyetlerini falan karşılaştırmak lazım. Kargo fiyatına değiyor mu, değmiyor mu? Diğer insanların yaptığı şeyler nasıl? Şimdi şöyle bir durum var mesela. IKEA'dan ürün alıyorsun, koyuyorsun. Aynı ürünü 10 kişi satıyor. Kimisi yani toptan alıyordur, başka bir şey yapıyordur. Bilmiyorum. Ama fiyatı çok kırıyor. Bakıyorsun ki ben o kadar kırarsam kar edemiyorsun falan şeklinde. Biz birazcık böyle hani kardan ziyade işi öğrenelim. Mağazamız şey yapsın, bir işlem görsün. Çünkü o da önemli. Belli bir güven vermesi falan da önemli. Ne kadar eski olursa o kadar iyi aslında. Bunları aslında denemek için elde ettik. Zor bir şey değil. Kesinlikle zor bir şey değil. Sadece sıkı takip yapmak gerekiyor. Yani burada aslında iki mevzu var. Ürün çok önemli.
Hani ürün 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 diyor herkes. Gerçekten de iyi bir ürün bulmamız gerekiyor. Yani eğer ürün bulamazsanız hani alırken kazanmanız lazım. Satış bir şekilde oluyor. Bu hani bunu ben test ettim, onayladım. Satış oluyor. Sadece alırken kazanabileceğiniz, çok fazla kişinin satmıyor. Şimdi ben, biz Ikea'dan aldık ürünü ama Ikea'dan herkes alabiliyor. Yani bizim bir farkımızın olması lazım. İşte Türkiye'den ürün alanlar falan var. Türkiye'den daha ucuza mal olabilir. Ama hangi ürün? Bunları çok ürünlü, yani bunları çok detaylı bir şekilde araştırmak lazım. Fatura kesme olayları var. Tabii bunlar basit işlemler. Hani bunları olması gerektiği için söylüyorum sadece. Sonra şununla karşılaştım. Şimdi ben kırtasiye malzemesi satıyorum. Karşımdaki diğer satıcılar da otomatikman şey yapıyor. Bu kim? Yeni mi geldi? Yeni mi piyasaya girdi diye bakıyor yani. Şimdi sattığım ürünlerden bir tanesine adam şey yaptı. Bir de hani enteresan, kendi adıyla girip yeni açılmış mağazama 1 puan verdi mesela. Bir de şimdi Amazon şey mantığında çalışıyor. Tamamen müşteri memnuniyeti. Yani şunu gördüm. Bir dönem burada ben Amazon ve eBay'den satış yapan bir beyefendinin yanında çalıştım. O da bunu söylüyordu. Diyor ki, şimdi müşteri bahane olsun diye, gıcıklık olsun diye ya da yanlışlıkla senin hesabına 1 puan verebilir. Bu senin belli bir rakamdan sonrasında zaten şey oluyor. Çok fazla eksi alırsan mağazan kapanıyor. Böyle bir durum da var. O rakamı hatırlamıyorum. Bir kere diyor hani bu şekilde yanlışlıkla bile yorum yapsa kapanıyor. Sonra bunu kendisi düzeltmediği müddetçe Amazon kesinlikle şey yapmıyor. Senin yorumuna olumsuz yapılan yoruma müdahale etmiyor. Sadece hakaret varsa, hani küfür falan varsa o şekilde Amazon buna müdahale edebiliyor. Onun dışında kesinlikle müdahale etmiyor. Mesela eBay bu konuda birazcık daha duyarlı. Yani bir şey oldu, işte bak diyorsun, ben mesajlaştım, ekran fotoğrafları çekiyorsun, ancak böyle söylüyor falan deyip itiraz ettiğin zaman şey yapıyor, onun vermiş olduğu düşük puanı ya da olumsuz yorumu silebiliyor gibi. Ama bu konuda Amazon tamamen müşterinin yanında, satıcıya hiç karışmıyor. Bir de şey var işte, Amazon 2 ayda bir, pardon, ortalama 2 haftada bir ödemeleri yapıyor banka hesabına. Bunun yanı sıra bir de ilk hesabı açtığında tabii 2 hafta olmayabiliyor. Çünkü belli bir güven vermen gerekiyor. Atıyorum girdin, siparişleri aldın falan, sonra şikayet geldi, bilmem ne oldu falan. Bunun bir şekilde senden güvencesi altına koymak istediği için Amazon ilk etapta parayı hemen hesabına yatırmıyor. Sonra yavaş yavaş oturunca sistem hesabına yatırıyor parayı. Yani düzenli olarak mailler falan gönderiyor. Şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz, şu eksi, bu eksi şeklinde gönderiyor. Tabii ister istemez bunlar da İngilizce de önemli. Ancak yani benim İngilizcem çok iyi değil. Hatta kötü. Ama ben yapabildim. Herhangi bir şekilde problem olmadı. Bizim için yorum önemli. Yıldız kazanmak falan bayağı bir önemli Amazon'da. Onu görüyorsunuz zaten. Bir ürün listelendiğinde de altında sıralıdaki insanlara bakıyorlar işte. Hangisi en ucuz ya da hangisi en güvenilir. Hangisinin yıldız oranı daha yüksek diye bakıyorlar. O yüzden hani genelde yıldız kapmaya çalışıyor kullanıcılar. Tabii işin içerisine girince yani fark ediyorsun, şeyler var. Gruplara falan da üye oldum. Hani bu işler nasıl ilerliyor şeklinde. Artık bunun piyasasını da oluşturmuşlar. Atıyorum belli bir işte ücret karşılığında şu kadar şu kadar yıldız verilir şeklinde bile koordine olan gruplar falan da var. Hatta olumsuzunu düşünelim. Tam tersi olan da var. Yani adam diyor ki rakibim bir şekilde alt etmem lazım deyip rakibine aleyhinde bile olumsuz bir şekilde yorum ve bir yıldız verdirtebiliyor. Böyle şeyler de var. Yani ileriye dönük olarak yapılabilecek en iyi modellerden bir tanesi şu.
Yani bir ürün olacak, ürünün patenti sende olacak ve senden başka kimse satmayacak. Bunu yapabiliyorsanız kralsınız. Hatta bir şey daha yapmak lazım. Şimdi buradaki bu işi yapanlardan da gördüğüm kadarıyla şöyle bir problem var. İleriyi fazla düşünmeden sadece Amazon ve eBay'den satış yapılıyor. Evet, Amazon ve eBay'de kesinlikle olunması gerekiyor. Ancak bunun yanında da kendi markana da bir şeyler katmak gerekiyor bence. Hani daha önceden yine bu işi yapan başka bir beyefendiyle daha görüştüm. O da bundan bahsetti. Hani biz dedi sadece şeye yatırım yaptık dedi. Amazon ve eBay'e yatırım yaptık. Kendi markamıza herhangi bir şekilde yatırım yapmadık dedi. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Tamamen işlerin Amazon ve eBay'de oluyor. En son bu koronavirüs olayları patladıktan sonra ne oldu? İnsanlar sürekli internetten maske, işte dezenfekte edici, işte yok sıvı sabun bilmem ne falan, buna benzer şeyler aldı. Amazon ne yaptı? eBay ne yaptı? Durun kardeşim dedi. Herkesin satışını durdurdu. Ben satacağım dedi. Ancak eğer böyle bir durumda bir üretici olarak şey yapmış olsaydık, hani herkes kendi e-ticaret sitesine de yatırım yapmış olsaydı, işler öyle olmayacaktı. Kendi sitesinden satış yapmaya daha da devam edecekti. Çünkü Amazon ve eBay'in aldığı komisyonlar oldukça fazla. Kategoriden kategoriye de değişiyor bu komisyonlar. Şimdi kendi mağazandan satsaydın hem bunlarla uğraşmayacaktın, hem komisyon vermeyecektin, hem de kendi mağazan istediğini satarsın, istediğini satmazsın. Bu şekilde ticaret devam edecekti aslında. Yavaş yavaş yani benim şu anda bu kendi deneyimlediklerimden falan bunların şöyle söyleyeyim, satışlarını vesairesini hepsini kendim test ettim. Kendim başvurdum, mağaza açtım, ürün koydum, sattım. Yeri geldi ürün gelmedi diyen oldu. Yeri geldi işte ürün gönderdim. İşte fişleri, label'ları, çıktısını aldım falan böyle. Sonra baktım ki arkadaş ben niye çıktı alıyorum ki? Boş yere niye yazıcımı kullanıyorum ki dedim. Gittim baktım. Label'ı dükkanlarda direkt kendileri veriyor ücretsiz olarak. Anlatabildim mi? Buna benzer şeylerle karşılaştım. Aynı şekilde kargo ücreti. İşte Hermes kendi sitesinde atıyorum 3 liraya satıyorsa başka bir site üzerinden Hermes'e bakıyorsun ki 2 liraya satıyor. Yani ya da işte 3 liraya satıyorsa 2.90'a satıyor. Hani burada kuruşun bile hesabını yapıp minimum maliyeti getirme olayları ya da işte toptancılarla görüşmek, toptancılarla ilerlemek falan, bunlar önemli. Ama ben kesinlikle şunu söylüyorum. Hani bu düzeyde evet, hani internet kısmı çok önemli. Bence sadece internet değil, aynı zamanda ticareti de çok iyi bilmek lazım diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.